Herkese merhabalar. Şifa Kapısı canlı yayında birlikteyiz. Bugün 24 Şubat, saatler 16.15'i gösteriyor. Yaklaşık bir saate yakın sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk yayınımız Şifa Kapısı'ydı ve çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte. Her perşembe sizlerle buluşacağız. Konuğum uzmanlarıyla birlikte doğru bilgileri bu ekranda Şifa Kapısı'nda sizlerle buluşturmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün ilk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle kolon kanseri nedir, belirti, teşhis ve tedavisine ilişkin sizler adına ve ekip adına bilgileri alacağız. Hemen değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyoruz canlı yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk sevgili Gülay. Epey bir aradan sonra beraber yine bir programda görüşmüş olduk. Teşekkür ederim davetiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam zaman ayırdığınız için. Hemen notlarıma baktığımda hocam dünyada ve ülkemizde kolon kanseri konu başlığımız olduğu için halk sağlığında çok ciddi bir sorun ve yine istatistiklere bakıldığında İl Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre istatistiklerin kayıtlarında hem erkekler hem de kadınlarımızın bu sağlık sorununda 3. sırada yer aldığı notlarını elimizde izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Hemen soralım, neden bu kadar tüm dünyada sağlık sorununun 3. sırasında yer alan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve özellikle de tanısına geçmeden önce kişi kendinde neler hissediyor ki erken teşhisten faydalanması adına, kaliteli bir yaşam sürmesi adına neler söyleyeceksiniz? Sözü size bırakalım. Evet, özellikle iki tane sorumuz var burada. Evet. Bir, neden daha sık görüyoruz? Çünkü artık kolon kanseri giderek modern çağın bir hastalığı haline geldi. Neden? Özellikle risk faktörlerine baktığımızda hareketsiz yaşam, kilo, sigara, alkol gibi çağımızın kötü alışkanlıkları veya bir takım yaşam koşulları, çalışma koşulları nedeniyle giderek hastalığın daha yaygın hale gelmesini sağladı. Diğer taraftan da tarama programları daha etkili olarak yapılıyor. Daha erken tespit ediliyor. Diğer taraftan artan nüfus, artan yaşlı nüfus nedeniyle giderek tanı artıyor. Biliyoruz ki yaşlı nüfusta artık vücuttaki tamir mekanizmaları bozulduğu için anormal bir şekilde vücutta rağmen büyüyen hücreleri kontrol etmek daha zor oluyor. Yine kolon kanserinde diğer risk faktörlerine baktığımızda polipler, genetik risk faktörleri özellikle ailede çok olması, bir takım sendromlara sahip bir aileden olmak, bir takım iltihaplı bağırsak hastalıklarından daha önce olması gibi birçok nedenler riski arttırıyor. Ama çağımızdaki özellikle sigara, alkol, beslenme koşulları, özellikle işlenmiş etin çok fazla kullanılması ve şişmanlık, hareketsizlik bütün bu tanının artmasına neden oluyor. Yaklaşık her yıl dünyada 2 milyona yakın kişiye kolon kanseri tanısı konuluyor. Bu da tüm kanserlerin neredeyse %10'unu yapıyor. Dediğin gibi hem ülkemizde hem dünyada hemen hemen her iki cinste de 3. sırada en sık görülen kanser olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için de yine kolon kanseri farkındalık ayı, Mart ayı. Evet, biz biraz erken davranarak özellikle buna ilişkin konuşalım istedik. Belirtilerine gelirse de, evet, ikinci hocam. Sorumuz buydu sevgili Gülay. Belirtiler, kolon nedir önce? Ben hep bunu açıklayarak devam etmeyi düşünürüm. Belki kişilerin hiçbir zaman işte yakınlarında veya herhangi bir nedenle kolon kelimesini hiç duymadı. Kolon eşittir kalın bağırsak demek. Kalın bağırsak bizim sindirim sistemimizin son kısmıdır. Yani mide, ağızdan başlayıp anüsten biten sindirim sistemimizin ince bağırsaktan sonraki kısmına kalın bağırsak diyoruz. Eşittir kolon diyoruz. Kolonun da iki kısmı vardır ana. Bir kolon dediğimiz kısmı, bir de rektum dediğimiz kısmı. Ve biz onkolojide genelde kolorektal kanserler şeklinde hemen hemen çoğu tedavisi veya şikayetleri birlikte olduğu için, çok benzer olduğu için, aynı traktüs olduğu için kolorektal kanserler olarak aynı başlık altında inceleriz.
Belirtileri de tabii ki dışkı buradan geçtiği için, yani sindirdiğimiz gıdalar yukarıdan aşağıya doğru indiği için dışkılama ile ilişkili şikayetler ilk başta geliyor. Dışkılamadaki her türlü değişiklik kolon kanserinin bir başlangıç belirtisi olabilir. Dışkılamadaki değişikliklerden en sık olanı nedir? Kabızlık. Yani birçok kolon kanseri özellikle bağırsak bir tüp şeklindeki organ olduğu için tüpün içine doğru büyüyen anormal şişlikler büyük abdestin geçişini engellediği için, tıkadığı için kabızlıkla gelir. Bazen basınçla o tümörü aşarak taşma ishalleriyle de gelebilir. Bu genellikle bağırsağın anüse yakın kısmında bu şekilde görülür. Bağırsağın ince bağırsağa yakın kısmına, biz daha çok sağ kolon diyoruz, oradaki tümörlerde genelde içe doğru değil dışa doğru büyüme özelliği daha fazladır. Ve bu nedenle de burada tümörün neden olduğu minik minik kanamalar giderek yoğun bir kan kaybına neden olur ve kişi kabız olmadan halsizlik de gelebilir. Yani anlam veremediği halsizliklerin altından anemi çıkar, anemi tetkik edilirken de, yani kansızlık tetkik edilirken de kolon kanseri tanısı konulabilir. Diğer şikayetlerde karın ağrısı gelir. Yani karın ağrısı bir huzursuzluğu karında, bu karnın herhangi bir bölgesinde olabilir. Sıklıkla alt bölgelerde oluyor ama hani işte üst, yani sağ üstte, sol üstte, bunlar da bağırsağın neresinin tutulduğuna göre veya metastaz durumuna göre yeri değişebilir. Özellikle makatta doğru vuran ağrılar da olabilir. En başlıca bizim gördüğümüz belirtiler bunlar. Ama örnek diyelim ki karaciğere sıçradı, sağ yan ağrısı şeklinde gelebilir. Yani sağ karnın sağ tarafına doğru ağrıyla gelebilir. Bazen sarılıkla gelebilir. Çıktığı yine, yani sıçradığı yere göre de ek şikayetlere neden olabilir. Evet. Şimdi az sonra telefonlarımızı da anons edelim. Almaya başlayalım. 0212 alan kodu 616 12 13'ten bizlere ulaşabilirsiniz ya da ekip arkadaşlarımıza sorularınızı yazdırabilirsiniz. Tabii çoğunluk belirti anlamında siz kabızlıkla başlıyor dediğiniz için soralım. Kabızlığın süresi var mıdır? Çünkü bazı izleyicilerimiz diyor ki düzensiz beslenmeden ve bazen de yeme alışkanlıklarından dolayı kabızlıkla karşı karşıya geliyoruz ama tabii bu sağlık sorununa yormuyoruz. Bunun süresi var mıdır diye soralım kabızlığa ilişkin. Evet, kabızlığı tanımlamak gerekir. Kabızlıkta hastalar şöyle geliyorlar. Yani gaytının, yani dışkının sertleşmesi mi, sıklığının azalması mı? İkisi de kabızlığın tanımı içerisindedir. Örnek, bir kişi eğer günde bir kez dışkılıyorsa, zaman içerisinde giderek 2-3 güne çıktıysa ve bu giderek dışkının katılığını arttırdıysa, biz buna kabızlık diyoruz. Yani ya dışkılama sayısı çok azalmış olacak, haftada 1-2'nin altına düşmüş olacak veya dışkı sertliğinde çok artma olacak. Yani kıvamı yani sertleşecek ve dışkılamakta kişiyi zorlayacak hale getirirse buna kabızlık diyoruz. Süresi de şöyle, tabii ki mesela 3 gün, 5 gün, bir hafta olmuş bir kabızlık ve çözüldü. Tek başına her zaman yeterli olmayabilir ama devam eden maalesef pek çok hastamızda kabızlık çok fazla, hani kişiler hep oluyordu diyerek öteleyerek geliyor. En önemli belirtilerden bir tanesi de dışkıda kan tabii. Bu asıl kişilerin çok gecikmesine neden oluyor. Özellikle gençlerde basur, yani dışkıda kan var, işte nasıl olsa benim basurum var, basurum kanıyor deyip aylarca, yıllarca tanının gecikmesi neden oluyor. Dışkıdaki kan da kabızlık ishalinden sonra en önemli belirtilerimiz arasında, büyük abdest, kolon kanseri belirtileri arasında. Bir hafta 15 güne geçmiş, tüm anormal şikayetler, aslında sadece bağırsak kanseri için değil, tüm kanserler için geçerli. Geçmeyen şikayetlerde mutlaka hekim yardımı almak gerekiyor. Doğrudan onkoloğa gitmek gerekmiyor. Kabızlığın nedenlerden bir tanesi kanser ama birçok nedeni de olabilir. Bu nedenle de birçok nedenleri de olabildiği için yani hasta kişi geciktirmeden gitmeli, kanser olmadığını netleştirmesi gerekmektedir.